Sevgili öğrenciler, görsel web tasarımı kitabımızın 5. ünitesi olan tipografi ünitesinin özet ünitesinde birlikteyiz. Öncelikli olarak tipografi kavramı ile başlayacağız. Ee, bu ünitemiz kapsamında tipografi kavramı ile ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. Tipografi ile anlam yaratmadan, doğru tipografi seçiminden e, ve tipografi paketlerinden, dijital ortamda kullanılan tipografi paketlerinden başlayacağız. Eee... Öncelikli olarak da tipografi kavramı ile başlıyoruz. Tipografi kavramı yazıyla sanat yapma, yazının görselleştirilmesi, insanların bu amaçla ilgilerinin çekilmesi, yazıyla görsel mesaj hazırlanması gibi farklı şekillerde kısa şekilde tanımlanıyor. Genel olarak afiş tasarımında, e, gazete reklamlarında e, gibi yerlerde, basılı ortamlarda tipografi kullanımları gözümüze çarpıyor. Ancak dijital ortamda tipografi bahsettiğimizde bahsettiğimizde daha farklı değişkenlerin de direğe girdiğini dijital ortamdaki tipografi yapılarının e, özellikle görselleşme ile birlikte farklılaştığını görüyoruz. Bir takım hataların ortaya çıktığını bu hataların giderilmesi adına da dijital ortamdaki tipografinin e, belli paketler üzerinden yapılandırıldığını söyleyebiliriz. Tipografi'nin e, çok daha genel bir tanımını, daha detaylı bir tanımını yapacak olursak, bilgi ve mesajın anlaşılır bir formda iletilmesinin yanı sıra, bir tarz, kişilik, görsel dil ve farklı imge olarak ortaya konulan elemanlarla bir yazı karakterinin oluşturulması şeklinde tanımlayabiliriz. Bu tabii ki. E, Basılı ortamlarda olduğu gibi dijital ortamlarda da gerçekleşebiliyor ve biraz önce söylediğimiz gibi dijital ortamdaki tipografi birazcık daha görselliğinin ortaya çıkmasıyla beraber hem hataların giderilmesi konusunda daha fazla durumla karşılaşmamıza sebep olabiliyor. Tipografide temel kavramların satır uzunluğu, yazı tipi, punto büyüklüğü gibi farklı e, ve daha farklı daha fazla sayıda e, şeyden bahsedebiliriz tipografiyi sağlamak adına genel anlamda. E, örneğin e, yazı türü dediğimizde yazı e, biçimi olarak baktığımızda serif ve sans-serif stillerine baktığımızda bunların birisinin tırnaksız, birisinin tırnaklı yapı olduğunu görüyoruz. Özellikle tırnaksız yapı yani sans-serif olarak ifade edilen tırnaksız yapının kullanımının e, dijital ortamlardaki etkisinin ve okunurluğa etkisinin daha etkili olduğunu, okunurluğu artırdığını biliyoruz. E, tipografiyle anlatım yaratmada da e, yazı biçimi yani büyük küçük harf kullanımı, yazı karakterleri, bold, italik gibi formatların kullanılması, yazı ailesi yani biraz önce bahsettiğimiz gibi tırnaklı, tırnaksız ve daktilo ...fontu şeklindeki yazı ailelerinin kullanımını... ...tipografide anlam yaratmak için... ...bir bütünlük oluşturmak için çoğunlukla kullanıyoruz. Örneğin yazı ailesini ele alacak olursak... ...boşlukların kullanılması... ...özellikle kelimeler arasındaki boşlukların... ...ve sözcükler arasındaki boşlukların kullanımında... ...okunurluğu etkileyen farklı durumlar olduğunu görüyoruz. Eğer birbirine çok yakın olarak sunulurlarsa... ...okunurluğu düşürdüğünü, bir binişiklik oluşturduğunu... Ee, ...ve birbirlerinden çok ayrı sunurlarsa da ilişkinin kurulmasını zorlaştırdığını, metnin takip edilmesini zorlaştırdığını gösteriyor araştırmalar bize. Bu yüzden öncelikle kelimeler arasındaki boşlukların, ardından sözcükler arasındaki boşlukların ve dolayısıyla bunların oluşturduğu bir paragraf olarak ele aldığımızda da paragraftaki metinler arasındaki boşlukların dikkatli bir şekilde oluşturulması gerektiğini söyleyebiliriz. Öncelikli olarak bir bütünlüğün, tipografik olarak bütünlüğün sağlanabilmesi için. E doğru tipografi olarak baktığımızda font seçimi büyük küçük harf kullanımı, boşlukları düzenleme, metin düzenleme ve yayınlanacak ortamı seçme gibi farklı özelliklerin olduğunu, tipografik seçimlerin yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Font seçimi konusunda e, yazı karakterinin, yazı türünün seçimi yani tırnaklı tırnaksız, daktilo türü yazı türlerinin seçilmesi olarak ifade edebiliriz. Büyük küçük harf kullanımına baktığımızda e, sadece başlıklarda büyük harf kullanımı, metin içerisinde küçük harf kullanımı kullanımının yapılması gerektiği. Metin içerisinde büyük harf kullanımının, tümü büyük harf kullanımının okunurluğu azalttığını biliyoruz. Boşlukların düzenlenmesi biraz önce üzerinde durduğumuz gibi, kelimeler arasında, harfler arasında ve metinler arasındaki boşlukların düzenlenmesi olarak ifade edebiliriz. Fon seçimine tekrar değinecek olursak burada, metinde kullanılan yazı fontları metnin vermek istediği mesajın önüne geçmemesi gerekmekte. Ee, farklı font aileleri var, farklı şekillerde ifade edilen, farklı formlarda sunulabilen. Ee, bu fontların tercih edilmesinde font ailelerin bilinmesi gerekiyor tabii ki. Metin içerisinde duruma göre farklı fontların tercih edilmesi mümkün. Hatta dikkat çekmek için bu farklı fontları kullanabiliyoruz. Okunurluğu azaltacak ve dikkat dağıtacak şekilde... Fazla fontun kullanılmaması gerektiğini, belki de dijital ortamlar için altını çizebileceğimiz şeylerden bir tanesi de üçten fazla font seçiminin bir ekran üzerinde kullanılmaması gibi bir kuraldan da bahsedebiliriz kullanılan fontların baskıya uygun olması gerekmekte. Çünkü biraz önce tipografinin tanımında da söylediğimiz gibi basılı ortamlardaki basılı türü yani e, bir kitap türü bir basımla dijital ortamdaki yayın arasındaki farktan dolayı e, baskıya uygun bir seçim yapıyor olmamız gerekiyor. Yani kitaptaki e, font seçimimiz daha farklı olacakken dijital ortamda bir web sayfasındaki font seçimimiz bir kitaptaki fon seçimimizden daha farklı olması gerekecektir çünkü okunurluk açısından ele aldığımızda bunlar farklı platformlar olacaktır. E, metin düzenleme doğru tipografik e, seçimindeki önemli e, göstergelerden önemli değişkenlerden bir tanesi de metin düzenleme. Metin düzenlemede sağa yaslı sola yaslı ortalama ortalayarak sunma şeklinde e, birkaç farklı seçeneğimiz var. Bu seçenekler içerisinde gözümüz soldan sağa doğru yazıyı takip ediyor olmasından dolayı e, burada gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi sola dayalı bir formda sunulması diğer formlardan daha etkili olduğu, dijital ortamda da daha etkili olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş durumda. Sağ yaslı, sola yaslı, her iki yana yaslı ve ortalama şeklinde sunulabilecek 4 farklı metin düzenleme seçeneğinden en etkili olanının sola yaslı olduğunu, dijital ortamlar içinde sola yaslı olduğunu söyleyebiliriz özet olarak. E tipografi patek paketlerinden bahsedecek olursak, e, web ortamında bu tipografik e, özellikleri kullanabilmek için, e, tipografik özelliklere bütüncül açıdan yaklaşabilmek için e, bir takım paketler sunulmakta. Bu paketlerin temelinde e, cascading style sheets olarak ifade edilen bir paket yapısı oluşturmakta. Bu paket yapısının içerisinde harflerin stilini, rengini, yazı tipini, büyüklük gibi görsel açıdan yapılabilecek düzenlemeleri bu paket aracılığıyla Kolaylıkla yapmak mümkündür. Hepsi e, bu paketler aracılığıyla kullanıcıya sunulabilmektedir. Bu paketlerde kullanılarak birçok tipografik de oluşturulmuştur aynı zamanda. Bu paketlerden bazıları kitabınızın 5. ünitesinde de detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi Bootstrap, Skeleton, Cardinal, e, Muller gibi farklı e, tipografi paketleri karşımıza çıkmaktadır. Bu paketlerin özellikleri, farklılıkları ve sunduğu olanaklar kendi içerisinde farklılıklar göstermektedir. Demektedir. Bizim kitabımızda 5. ünitesinde tipografi paketiyle web sayfası oluşturulmasında Bootstrap kullanılarak bir web sayfasının tipografik anlamda nasıl düzenlenebileceği konusunda örneğe görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Tipografi paketlerinden ee, Bootstrap ile web şablonu hazırlamada öncelikle gerekli olan ee, zip dosyaları indirilir. Ardından HTML5 özelliğinde bir HTML dosyası oluşturulur ve ardından Bootstrap'ın dosyalarının bağlantısı yapıldıktan sonra Components özellikleri kullanılarak bir web sayfası hazırlanabilir. Bununla ilgili detayları ve detaylı ekran görüntülerini kitabınızın 5. ünitesinden ulaşmanız mümkündür. Bu özet ünitemizde Beşinci ünitemiz tipografi ünitesinde tipografik özellikler ve tipografik e, durumların düzenlenmesini, web sayfalarında tipografik özelliklerin düzenlenmesiyle ilgili detaylardan bahsettik. E-Kampüs üzerinden e, kitabınızla ilgili diğer materyallere de ulaşarak ünitenizle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolaylıklar.